Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastanedekiler kadar lezzetli ve çıtır çıtır kürt böreği hazırlayacağız. Yapımı pratik, lezzetli bu tarif için Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğin hamuru için 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 5 su bardağı böreklik ve baklavalık unu yoğurma kasesine aktardıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tuzu ilave edip Un ve tuzu iyice karıştırıyorum ve ortasında bir çukur oluşturuyorum. Yine 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle oda ısısında 2 su bardağı suyu kaseye aktarıyorum ve elimle karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Bu tarif için toplamda 2,5 su bardağı oda ısısında su kullandım. Sizler suyunuzu azar azar ilave etmeyi ihmal etmeyiniz. Unun alacağı su miktarı markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Sizler lütfen ilk defa hazırlıyorsanız azar azar ilave etmeyi ihmal etmeyiniz. Evet, hamuru artık toparladım. 5-6 dakikada tezgah üzerinde çok az unla yoğuracağım. Lütfen hamurunuzu iyice yoğurmayı ihmal etmeyin. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar kolay açarsınız. hazırladığımız hamur kulak memesi kıvamında olmalı, kesinlikle ele yapışmamalı ya da çok sert olmamalı. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca yoğurduktan sonra hamuru toparlıyorum ve 10 eşit parçaya ayırıyorum. Her biri aynı büyüklükte olacak şekilde bezeler oluşturduktan sonra artık hamurları dinlenmeye alabiliriz. Hamurları bir tepsinin içerisine yerleştireceğimiz için mutlaka zemine un serpmeliyiz. Zemine un serpmiş olduğum tepsinin içerisine hazırladığım bezeleri yerleştiriyorum ve üzerini bir poşetle kapatıyorum. Hamurları bu şekilde en az 15 dakika en fazla yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Hamurları yarım saatin üzerinde dinlendirdim ve hamurlar kendini çok güzel bir şekilde saldı. Şimdi elimle hamurları açarak şekil verebilirim. Bezenin altına ve üstüne un serptikten sonra gerekmedikçe un ilavesi yapmıyorum ve parmak uçlarımla hamuru bir tatlı tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Hamuru yeteri miktarda açtıktan sonra mutlaka bu şekilde fazla unundan arındırıyorum ve diğer hamurları da aynı şekilde açıp artık yağlama aşamasına geçiyorum. Hamurların tamamını aynı şekilde açtıktan sonra birkaç saat önce buzdolabından çıkarmış olduğum oda ısısına gelen tereyağını hamurların arasına sürmeye başlıyorum. Toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Evet tereyağı sürmüş olduğum hamurun üzerine diğer hamuru kapatıyorum ve parmak uçlarımla kenarlarına iyice baskı yapıyorum. Bu böreğin lezzetli kat kat ve çıtır çıtır olması için mutlaka yağı bol kullanmak gerekiyor. Az kullanırsanız yapış yapış olabilir, kat kat ve çıtır çıtır olmayabilir. O yüzden mutlaka yağ kullanmayı ihmal etmeyelim. Evet bütün hamurların arasını Yağladıktan sonra artık hamurları dinlenmeye alıyorum. Hamurları dinlendirmek için öncelikle tepsinin içerisine bir poşet yerleştiriyorum ve zeminine bir miktar yağ sürdükten sonra üzerine hazırlamış olduğum hamurları tek tek yerleştiriyorum. Mutlaka birbirlerine yapışmaması için aralarına poşet sermek gerekiyor. Evet aynı şekilde üzerine de yağ sürdükten sonra Öbür hamurları da aynı işlemlerden geçiriyorum. Bu işlem hamurunuzun daha iyi bir şekilde yağı emmesini ve açarken yırtılmadan ve rahat bir şekilde açılmasını sağlayacaktır. Evet, son hamuru da sizlerle birlikte hazırladıktan sonra 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda hamurlar açmak için hazır. Bakın en üstteki kendini salmış bile. En üstteki zaten ilk hazırlamış olduğum, ilk yağlamış olduğum bezeydi. Şimdi sizlerle birlikte esnete esnete hamurları incecik olacak şekilde açıyorum. Hamurları açarken sadece Kenar bölümleri esnetmeniz yeterli. Orta bölüm zaten kendiliğinden incelicektir. Kenarlar kalın kaldığı için bu şekilde havalandırarak, yırtmadan, narin hareketlerle hamuru esneterek büyütüyoruz. Evet, ilk hamurumuz hazır. Gayet güzel açıldı ve gördüğünüz üzere tezgahtan aşağı doğru sarktı. Şimdi hamuru katlayarak açma işlemine devam ediyorum. Hamuru ortaya doğru katladıktan sonra kalın bölümleri bu şekilde inceltiyorum. İncelmeyen bölümleri de yırtarak alıyorum. Bu bölümleri kesinlikle çöpe atmadan katmer yaparak değerlendiriyorum. Hamurunuzu da ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Zaten katladığınız için buralardan kurtulmuş olacaksınız. Evet ben katlama işlemine devam ediyorum. Toplamda bu hamuru 4 kez katladım ve şimdi kullanacağım kabı yağlayıp sizlerle birlikte hamuru kabın ölçüsüne göre inceltiyorum. Böreğin yapışmaması için ve her yerinin çıtır çıtır nar gibi kızarması için mutlaka kabınızı bol yağ ile yağlamayı ihmal etmeyin açtığınız börek hamurlarını tepsinizden daha büyük yapmaya özen gösterin. Çünkü büyüme esnasında yukarı doğru kabaracağı için yanlardan çok küçülecek. O yüzden büyük açmakta fayda var. Evet, ilk hamuru tepsiye yerleştiriyorum ve diğerlerini hızlıca sizlerle birlikte açmaya devam ediyorum. Hamurda yırtılma ya hamur iyi yoğrulmamışsa ya da yağsız kalmışsa olur. Mutlaka hamurunuzun yağlı kalmasına özen gösterin. Kenarlarda yırtılma olabilir. Az önce de bahsetmiştim. Hiç sıkıntı değil. Evet ben ara ara elimi kullanmış olduğum yağ değdirerek bu şekilde hamurun yağsız kalmasını engelleyip incecik olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru katladığınızda eğer esnemiyorsa ki esnemeyecektir yağlı bir hamur benim yaptığım gibi hızlı hareketlerle ve çekiştirerek enini boyuna büyütmeyi ihmal etmeyin. Evet bütün hamurları açtım ve aynı şekilde büyüttüm. Şimdi tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirirken de mutlaka esnetmeye özen gösteriyorum. Az önce de bahsettiğim gibi pişerken küçülecek. O yüzden bastırarak eline biraz daha açmakta fayda var. Son hamuru hazırlarken fırını 200 derece önceden ısıtmaya başladım hepsini yerleştirdikten sonra da poşeti üzerine yerleştirip şöyle düzgün bir şekil veriyorum. Elimle esnetiyorum ve böylelikle hamurlar daha da büyük hale geliyor. Ve son işlemi tamamladıktan sonra artık ısınmış fırına böreği yolluyorum. Böreği mutlaka alt rafa yakın şekilde yerleştiriyorum. Üzeri birden pişip içi çiğ kalmasın diye buna dikkat ederseniz içi çiğ kalmayacaktır. Evet kendi kendine sanki kabartma tozu varmış gibi kabararak pişmeye başladı. Evet börek toplamda 1 saatte nar gibi kızardı ve oldukça güzel kabardı. Bu süre ve ısı fırınınızın gücüne göre değişir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeyi ihmal etmeyiniz. Evet böreğin dışı çıtır çıtır. Şimdi içeride sizlerle birlikte test edeceğiz. Önce böreği alt üst ediyorum ve sonrasında sizlerle birlikte dilimleyerek içinin inceliği ve katlarını görmek istiyorum. Küt böreği bence sıcak yerinize gereken bir börek. O yüzden hiç bekletmeden dilimlemeye başladım. Gördüğünüz gibi dumanlar aralardan çıkıyor ve oldukça kat kat. Şimdi inceliğini de sizlerle katlarına ayırarak inceleyeceğiz. Böreğin üzerine bolca pudra şekeri dökerek afiyetle tüketebiliriz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.